SSS Kiki eski Ulan beys bıçak. Bağır abi, bizi mi takip ediyorsun ya? Eskişehir sokak lezzetleri başlıyor. İlk durak çiğ börek. Ulan Feys. Yalan söylüyor. Gel buraya Kadir. Önce çiğ böreği çekmedik, kahvaltıyı çektik, sizi kandırıyor. Bu var ya bu. Bu yemiş bu Ankara'dan sonra. Şu. Ben Android'im, ben robotum. Mesutcan değilim. Arkadaşlar günaydın. Biz an itibariyle Eskişehir'de Ankara'dan sonraki sokak lezzetlerimize devam etmek üzere Doyuran Kafe'deyiz. Hocam Doyuran Kafe'deyiz değil mi? Doyuran Kahvaltı. Hocam beni niye bozdunuz Allah'ın sabahında? Kurban oldum. Sevgili hocam burası ne zamandır var? 81'den beri. Peki. Doyuran Kahvaltı böyle Kapi'nin yeni bir ürününün adı gibi değil mi? Kapi'nin yeni ürünü. Çok düşündüm. Çok ya düşündüm. Evet de, ya çok meşleşmedi benim kafamda. Sevgili hocam peki bu önümde gördüğüm bir ballı süt. Pekala. Bu hocam size yine evet, özgü bir şey de. Karışık menemenimiz, sucuk, pastırma, kaşar hepsi birlikte oluyor. Enteresan. Çok seviyorlar. Pastırmalı yumurtamız, bambanlı deriz biz, sarısı bambalı kalan. Ankara'da oradan çok gelir. Güzel ekmekler yedik. Güzel ekmeğin var mı ya? Beyaz ve tam buğday var. Buraya evet. Özgü bir ekmek. Yani özel ekstra bir ekmeğimiz yok ama. O ekmekler çok iyiydi ya. Aldıralım Görkem'e. Görkem sana zahmet, bir Ankara'ya gidip ekmek çözsene. Bu gökkuşağı kardeş hocam. Bizim atom, bal, kaymak, kayınpedimiz hepsi birlikte içerisinde. Hocam bunun adı da bamgüm olabilir mi acaba? Yedikten sonra olabilir büyük ihtimalle. Pekala hocam biz bu zellet ne anasını satayım ya. Biz bu lezzet tufanına bir dalalım hocam. Birkaç soru sorarsak zaten buralardasınız. Hocam sizi seviyoruz, dikkat edin kendinize. Ulan Feys. Bak şimdi Ankara'nın sokakları, dev TRT binası seni tabii ki televizyonculuk manasında etkilemiş olabilir. Hı hı. Dürüst olmakta fayda var. Bu ülkenin gençleri olarak siyasi anlamda da dün etkilendik. Evet. Televizyonu takip ettik canlı yayınlara. Etrafta döndük dolandık, millet sokakta ne yapıyor diye baktık. Bu gerginlikle ballı sütü nasıl içeceğim lan şimdi ben? İçeceksin. Sabahın köründe hiçbir şey yemedik. Dolayısıyla ben şu an içeceğim. Süt bayağıdır içmiyordum bu arada. Bu beni manipüle etmeye çalışıyor görüyor musun? Her şeyi görmezden gelmemi sağlamaya çalışıyor. Ulan süt be. O ben değilim kardeş bu arada. Her şeyi görmezden gelmemi sağlamaya. Kimdi sağlam. O? Ya şey elim titrer. Ballı süt yalan yok. Hakikaten ballı süt. Şu menemene bu arada arkadaşlar. Tam şey ya Sine 5'te programım varmış gibi. Ali Biçim'le İpek Yolu. Abi Ankara'daki ekmekler bizi çok çeldi Kadir ya. Vallahi billahi ya. Şunların tadına şöyle bir bakacağım. Normalde sana geçenlerde anlattım ya İzmit'te köfteci Selman vardı diye. Evet. Köftenin yanına verdiği sos buydu. Bak şimdi. Al babacığım. Bir bam bakayım. Al bakalım ekmeğimi bölüşüyorum seninle. Aa ne kadar iyisin. Tıpkı 4 yıldır olduğu gibi. Meğer 4 yıldır sanılan kadar aksi şeytan ruhsuz bir herifin teki değil misin? Aa değil miyim ben de, iyi bir insan mıyım? Bakayım sevecek misin? Bir de bunun yanında köfte. Kahvaltı için acı biraz ama yani. Abi yok güzel güzel. Bir de şu gökkuşağına bakalım. Ben menemene giriyorum. Bu arada Eskişehir'de çok fazla öğrenci potansiyeli olduğu için bu kadar güzel bir kahvaltı salonu olması. Oh my lord. Onların çok avantajına. Mesela pastırmalı yumurta 47 lira diyor. Bizde ne kadar? Arnavutköy sahilde. İsim vermiyor ama İstanbul'da bir yerde gerçekten 180 lira menemen. Oha. Vallahi billahi. Hepsi çok lezzetli bu arada ya. Ya Görkem yine başladı aynı hikaye. Hepsi lezzetli. Hep ısırdık bir adam. Aa onu yapamadım ben. Oy. Geri aldım. Pardon. Yap. yap. Senin de yapmak istediğin çok şey var çünkü. Bir de şu gökkuşağına bakalım. Hayatımda hiç gökkuşağı görmedim ki. Abi bence biz sokak lezzetleri çekmek için çok uygunsuz iki insanız. İkimizin de damak tadına hiç güven olmaz. Bana güvenin. Yok baba sana. Bana güvenin lan. Sana. Sen önce. Sana önerip de gittiğimizde beğenmediğin bir yer oldu mu? 50 tane. Söyle bir tanesini. İsim veririm, milleti rencide etmek istemiyorum. Tamam sansürle. Bor. Ya kahretsin seni ya. Altına sıçtın diye orada niye orasını kötülüyorsun ki? Zehirlendim abi ya... Daha ne yapayım kötülemem? Bağırmam basayım mekanı. Zehirlendim lan. Zehirlenme. Ya zehirlenmedin baba. Ya tamam sana et dokunuyor. Adana'da niye zehirlenmedin? Yemedin çünkü. Çünkü temizdi hepsi. Al orayı da al. Al topla herkesi topla. Aman yürü. Ben Adana'yı özledim ya. Adana gece lezzetleri. Kadir hocası domatesin tadına bakmak ister misin? Etlerin dışında. Ah kötü. Reis ben hiç kahvaltı edemem mesela günlük hayatımda. Benim hayatımda kahvaltı diye bir şey yoktur. Ben bu seyahatlerde kahvaltı ediyorum. Kahvaltı etmeyi seviyorum. Ben de gün içinde kalkıp sabahleyin kahvaltı hazırlamak falan biraz zor geliyor. Hazırlamaktan dolayı sevmiyorum. Ama güzel tost yaparım. Tost yapacak biri yok. Belki olur. Olur mu lan? Nisan'da Paris miyim? Ben yorum yapmak istemiyorum ya. Biz burada kahvaltımızı ettik. Abi, İkinci durak olarak önerdiğiniz bir yer var mı? Odun pazarı.
Odun pazarı yok. Ya yiyecek. Ne yiyelim mesela? Çiğ börek. Abi çiğ börek Eskişehir'in meşhur da. Adam akıllı yapar. Çok yok, bence de yok. Bizim dükkanımız var. Mahalle dükkanı oraya deriz. Tamam baba nerede? Tam olarak nerede? Osman Gazi Mahallesi'nde. Osman Gazi Mavi Dükkan. Devam. Beleş tanıtım devam. Arkadaşlar o zaman biz ışınlanıyoruz buradan. Sıradaki durağa. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. İstanbul'dan geliyoruz. Bizim iki tane eğlence kanalımız var YouTube'da. Aynı zamanda şehirleri geziyoruz. Sizin gibi güzel insanlarla tanışıp güzel lezzetleri deneyimliyoruz. Ve sonra şehrimize dönüyoruz. Var mı aklınıza takılan başka bir şey Ferit Bey? Değerli dostlar şu an Eskişehir'de Odun Pazarı'nda Mazlumlar Muhallebicisi'ndeyiz. Ferit Bey'den aldığım ilhamla, Ferit Bey'le video öncesi tanışmamızın verdiği enerjiyle bu açılışı yapmak zorunda kaldım. Sevgili Mesut Şantomar, Ali Mişim. Merhabalar. Ferit Bey bize video öncesi şunu sordu. Siz kimsiniz? Basın kartınızı görebilir miyim diye. Biz de dedik ki biz basından değil, biz YouTube'danız. Böyle böyle abi kardeş olduk. Fakat şimdi siz değerli takipçilerimiz bizi değil de Ferit Bey'i tanımak isteyecek. Ferit Bey bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kendimi şöyle tanıtayım. Mazlumlar Muhallebicisi 1925'i kurmuş. Üçüncü kuşakta şu anda çalışıyor. Üçüncü kuşakta Ferit Bey'in yeğeni Yağız Bey. Yani Anadolu'da ilk muhallebici kültürü getiren aile. Öyle mi? Tabii. Abi soyadınız mı Mazlumlar yoksa yani ayrı bir tercih mi var bunun için? O Mazlumlar lakap. Başka şube isimleri geldi mi hiç aklınıza? Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı vardır muhallebicilik. Güzel bir soru. Güzel bir olabilir soru. Olabilir abi. Öyle bir şeyimiz yok. Pekala, o zaman Yağız Hocam şimdi güzel bir yemeğin üzerine biz az önce çok güzel bir kahvaltı ettik. O kahvaltının üzerine şöyle... Ben bir mazlum işi bir muhallebi istiyorum abi. Yani Adana'ya bu adam yakışır. Tatlıyı seviyor. Acayip seviyor. Bu arada ben de seviyorum. Tatlıya aşığım. Ama buraya gelmişken... Bir şey diyeceğim böyle trileçe üstündeki pudra şekeri mi? Ne çok öyle güzel ya? Gözüküyor be. Süt köpüğü mü? Bakalım mı ya? Ama ben aynen abi onu yiyeceğim. Sen yine kendine tam mı istiyorsun? Hayır hayır. Bir tane yiyelim ikimiz çatallayalım bir. Bu ne ya? Beni çekmek istiyorum. Bunun kötü olma şansı yok ki mesela. Pekala. Trilçe. Onun içinde yani özel olarak şu muhallebisi vardır. Şekersizdir. Üzerine pudra şekeri, gül suyu ve gelince suyu dökülerek tatlandırılır. Çok hafif ve güzel bir tatlı. Gül suyuna karşı önyargımız yok. Ben hangi muhallebiyi tatmalıyım buraya gelmişken? Gül suyuna karşı önyargısı olması için önce bir cuma çıkışına gitmesi lazım. Ah yavrum benim ah. Daha yaşın çok genç. Seneye inşallah. Görsel olarak da çok güzeldir. Peki bizi izleyen değerli takipçilerimiz arasında vegan ve vejeteryanlar da vardır. Ya da daha önce ağzına hiç tatlı koymamış arkadaşlar da vardır. Ya da gül suyuna ön yargılı takipçilerimiz de olabilir. Aynen öyle. Onlar için önereceğiniz bir şey var mı? En klasik tatlı keşkül. Ben keşkül yiyeceğim ya. Ben keşkül şunun tadına bakacağım. Pekala. Yağız Hocam keşkül ve trileçeye bakabiliriz. Çok güzel. Su muhallebisi mi? Yanlış mı yaptık acaba? Ertan su muhallebisi keşkül de güzel iyidir, gözüküyor. Keşkül iyidir, keşkül iyidir. Çok güzel gözüküyor be. Ha ne dedik lan 27'den beri. Pat. Krem karamel de enteresan. Üstündeki bu odunsu şey ne? Karamel. Şu ne? SpongeBob. Spongle. Ekmek kadayıfı. Sütlü kadayıf. Sütlü kadayıf da çok kullanılıyor da. Aa şekersiz incir muhallebisi var. Çok vegan geliyor kulağa. Ben çok sağlıksız ve karbonhidrat dolu bir birey olduğum için. Yok ya. Bu üstündeki ekstra hikaye ne? Karamel sosu. Karamel sosu mu? Bu ne kadar güzel bir tuzluk. Dur lan trileçeyi övüyorum şurada tuzlu övüyorsun yanda ya. Sen tatlı görünce kendini kaybediyorsun. Şeker olabilir mi sende? Olabilir. Bunu da böyle keşfettiysek eğer sağlık sektörünün vay haline. Gel saralım. Ah canım benim be. Hiç intolerans gideyim bir test yaptırayım. Tahlil sonuç monuç. Sen kazan dibi görünce heyecanlanıyorsun. Acaba şekerim mi var? Geç bakalım. Hangisi senin istediğinde? Adam trileçeci çıktı ya. Bu, ama bu baba trileçe değil bu başka bir şey olduğu için bu kadar hikaye. Yağız Hocam gelebilirsin. Su gibi. İnanamıyorum. Tat karışmazsa bir baksana. Acayip. Oo. Bu neydi? Su muhallebisi. Biz 27'den beri veriyoruz. Sen Yağız böyle dönüşüyormuşum yanında. Bu da çok iyi. Yağız Hocama yalan söylemem. Ankara'daydık, geldik. Ankara'da güzel tatlı yemedik. Yok. Tatlı matlı hikaye. Eve söylenebilecek bir şey değil su muhallebisi bence. Bunu gelip böyle otantik yerde yerinde yiyeceksin yani. Bu böyle paket servisle gidebilecek bir ürün değil yani. Burada iki sallansa belki su kıvamına falan gelecek. İnanılmaz güzel. Peki hocam üstündeki bu fındık... Nereden geliyor? Hayır fındık da bir garip. Çok iyi tadı. Bu nereden geliyor mesela? Ordu'dan geliyor. Yağız Hocam trileçe ne kadar? 48 lira. Gayet uygun. Su muhallebisi?
Sabahtan beri bana su muhallebisi. Ben su muhallebisi diye yiyorum. Abi su gibi geldi, o yüzden muhallebe dedim ya. Ben sana desem ki mesela bu pizza margarita. Aynı şekilde yiyebilir misin? Mesut, ona da inanmam yani tabii ki. Bu tabii ki pizza margarita değil. Yavuz hocam, elinize konuza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Muhteşem iki tat kaldı ağzımızda. Şunların tadına bak Kadir. Aa, Mesut da Kadir'i doyurmaya çalışıyor. Ya, hemen. O şeyler, o janrılar benim. Kadir hoca, tatmak ister misin? Ben şimdi Kadir hocaya veriyorum bir tane. Kadir hocam. Yavuz hocam, buradan Eskişehir'e ikinci kez gelmiş Ali ile Mesut'a ne tavsiye verirsiniz? Buradan şuraya gidin yemek mesela, yemeye. Mesela balaban yediniz mi? Balaban, o neymiş ya? Crossfit balaban. Bu köfte ve Eskişehir özgü İskender gibi düşünün ama köfte ve bonfile etle yapılan halidir. Balaban yenir. O zaman Yavuz hocaya klasik yalanımızı söyleyeyim. Evet arkadaşlar, birazdan balabandayız. Kendinize çok dikkat edin. Mazlumlar Muhallebisi'nden yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Balaban var mı şu an? Tereyağlı hepsinden var. Hepsi var. Tam ekli de yoğurt sosu yok. Tamek sosun adı, salçanın adı. Sorpa ne? Bütün sosların karışımını alıyoruz. Allah Allah. Sorpa nerede hocam? Sosun adı ya sorpa. Evet. Hayır, sorpalılarmış sorpa dedi ya, sorpa nerede? Sorpa. Hayır, sorpalılarmış sorpa demedi abi. Bir dakika, sorpa diye bir yer ne yok. Yalan söylüyorsun? Sorpa esnafa niye yalan? Yemek var, çorba var. Bütün sosların karışımı. He. Evet. Ben sana diyeyim, bir tane sorpalı denir, el mahkum. Peki bir şey diyeceğim, ben de bir tereyağlı balaban denemek tamam, istiyorum. Tamam, tereyağlı yapayım. Ha, tereyağlı yok dedim ya, dinlemiyor musun? Şöyle yapalım hocam, sorpalı kardeşimize tereyağlı balaban. Bir yapalım. Tereyağlı balaban köfte. Bir de bir o şişi deneyelim mi? Şiş dana bonfiledir. Çok yumuşak da yapıyoruz. Nasıl yani? Yani çok acısını da yiyoruz. Pekala. Tamam hocam. Ondan da bir tanesi yiyelim. Bence okeydir. 3-4 gibi bitiyor. Öyle mi? Ama öyle bir şehvetle söyledin ki boynumuzu emerek mi servis ediyorsunuz? Nasıl bir şey? Ayağı akıyor öyle. O zaman onları söyleyelim hocam. Peki yanında ne içiyoruz? Balaban ayranı mı? Sorpa suyu. Şıra mı? Üzüm şırası. Tabii evet. Sen seviyorsun. Yok, yanında süper gidiyor. Öyle mi diyorsun? Tamam şıra. Ona şıra, bana da su. Balaban suyu. Onun dışında başka bir ihtiyacımız yok hocam. Bekliyoruz. Sadece tereyağlı. Sadece tereyağlı. Sorpalı, içinde hepsi olan. Oo, Halil İbrahim sorpası. Birer buçuk yaptırdım. Hocam elinize konuza sağlık. Afiyet hemen olsun. Ben başlayacağım. Ben önce kaynar tereyağını içerek başlarım böyle oyunlarda. Kaşıkla vereyim. Ne için hocam? Bu bizim çok eski müşterilerimiz hep kaşıkla yermiş. Eskiden de kaşıkla yermiş. Bundan? Evet. Adam yutkundu lan karşımızda. Böyle çekiyor bak. Ben Kadir Hoca'ya veriyordum şimdi. Versene abi. Ağzı açık çocuğun uçak geliyor mu diye bana soruyor deminden beri. Nasıl ama? Sorpa. Bu arada boş tereyağlı falan söyledin. Yine yok, ben tereyağlı seviyorum. Kadir Hoca, sana güzel acı da banıyorum. Merhamet böyle bir şey işte be. Şunu bir deneyeceğim hemen. Ben bundan sonra bir şey yiyemem ki. Şiş de çok iyi. Buradan çiğ börekçiye gideceğiz. Bakalım fiyatları ne kadarmış. Ben gelmeyeceğim. Öyle mi? Ben hocadan masaj salonu konumu aldım. 12 dakika diyor. Abi şu sos, Allah'ım, olamaz böyle bir şey ya. Sorpalı banaban 120 lira. Benimkisi 120 lira. Ve bir şey diyeceğim, porsiyon olarak dolu dolu. Kayık da geliyor reis. Möve Şandon kayığı. Buna bu para verir. Fazlasıyla verilir. Ben tamamım. Kadir Hoca tamam. Biber. Kebapçıdan herkese merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın ve o kadar farklı bir şişle karşınızdayız. Yapma be oğlum be. Devam o da bizim kardeşimiz be. Öyle zaten. En böyle kenetlenmemiz gereken dönemde. Ulan be. Ben artık yemek istemiyorum. Alın önümden bunu. Hepsini yerim. Harbi hepsini yerim mesela. Eskişehir'e gelince arkadaşlar kesinlikle bu Abdüsselam Kebap Salonu'na gelin. Ve benim yediğim tereyağlı balaban köfte, arkadaşımın sorpalı balaban köftesini kesinlikle deneyin. Bakayım seninki nasıl. Bunu soracağım. Köftesi bir enteres. Bunu soracağım. Yiyelim 40 dakika kıyma nereden geliyor? 4 nesil önceki dedem burayı açarken neler yaşadı. Mesut'un hiçbir esnafımızın tarihine saygısı yok. O istiyor ki eline böyle bir PDF basılsın. Oradan okuyalım, bir yandan da yiyelim, çekelim, gidelim. Bense yani enteresan bir kardeşiniz olarak ben merak ediyorum bu tarz hikayeleri. Abi ben ekibin sabırsız ve hürmetsiz olanıyım. Benim bedenimde zaten bak normalde nedir? 1/4 su, kalanı organlar. Doğru mu? Hı hı. Organlar cepte. Ama saygı, sevgi, hürmet maalesef ki maalesef benim bedenimde yok. O zaman ben de buna istinaden Abdüsselam Balaban Kebap Salonu'nun 1938'den beri olan hayat hikayesini dinlemek için. Yapacaksın değil mi? Yapmayacağım. Abi senin yüzünden ülkedeki 30 tane kebap salonunun nasıl kurulduğunu, dedelerin tuğlayı nasıl dizdiğini falan her şeyi biliyorum. Ne kadar güzel. Ben gitsem mesela 1,5 balaban tık hesap 17 dakikaya avın torato pirelli. Oğlum ben de köfteciye gittim de abi tarihiniz nedir diye sormuyorum. Soruyorsun. Normal sivilde de soruyorsun. Sivilde de soruyorum. Yalan yok. Doğru. Ne Kadir, yapacağım sana soruyorum. Ne? Kadir hala şey yapıyor. Güzel mi? Ye. Değil mi? E tamam de benlik bir şey yok. Ben buna bayıldım ya. Ben bu sostan istiyorum abi. Eskişehir çok güzel. Ben taş kağıt makas kaybeden suyunu içer bunu. Hakikaten işte. Helal olsun.
Görkem içime sesini aldın değil mi? Eklemeyelim sonradan. Arkadaşlar biz... No reaction. İnanılmaz güzel kebabı gömdü. Kebap da değil ya. Köprü de baba ne kebabı? Ama Balaban kebap salonu oradan. Ne oldu? Arkadaşlar şimdi... Yani taş makas kaybeden içindeki taneleri yer. Arkadaşlar şimdi buradan Tarihi Balaban Köftecisi'nin her şeyini, temelinin nasıl atıldığını ben öğreneceğim. Arkadaşlar çiğ börekçiye geçiyoruz. Eskişehir'de çok güzel bir çiğ börek adresi aldık. Biz de o sırada hesabı nasıl ödemeden kaçarız diye onu düşünüyoruz. Dermişim. Arkadaşlar Eskişehir'de şu an çiğ börekçideyiz. Doğru mu? Önümüzdekiler çiğ börek diye bizim önümüze kondu. Sen de uzun zamanda çiğ börek yemiyordun. Ne hissediyorsun? Evet. En son İzmit'te çiğ börek yemiştim. Pekala. Şu an kalbim gerçekten pıt pıt atıyor. Peace at home, peace in the world. Pekala. Güzel kıymalı ve peynirli çiğ böreğimizi yemek için. Galiba, yok bu peynirli galiba. Bir bakalım. Yok mu çiğ böreğin tarihini anlatmak isteyen kardeşim? Dur be baba be. Bir dakika. Eskişehir komasa. Çiğ börek yemek ister misiniz? Gelin alın buradan ya. Nereden? İzmitlerden gel. Tamam. İzmit'ten. Neresinden? Yalancı, yalancı. Sana kimse... Sen Edremit'ten gelmişsin. Yalan söylüyorsun. Edremit'ten gelmişsin. İstanbul'dan gel. Gerçekten mi? Abi niye İzmit'ten? Kültür turu mu? Gibi. Aynen. Gezmeye. Yani gece kulübüne falan değil. O meşhur gece kulübü. Akşam. Bugün de salı. Balaban diye bir gece kulübü var. After yapıyorlar. Sahibi gelmeden sen anlatsana. Ne kadar bu çiğ börek? Ne bileyim lan. Ne kadar çiğ börek Kadir? Bak işte bir bilen gelmeyince... Sen olsan kaça satardın? 54 lira. Çiğ börek ve ayran 54 lira. İyi ki varsınız. Yoksa bu... Çiğ börek ve ayran 54 lira. Kaç yılından beri var peki burası? 8-10 yıldır. Çiğ börek güzel. Bir daha Eskişehir'e gelirsem. Aha buraya yağla, kızmış yağla yazıyor. Hemen ne oluyor ya? Ya abone oluyorsun. Bize abonelikten çıkıyorsun. Ne diyorsun çiğ börek hakkında? Şahane. Bunun üzerine kebap yenir mi mesela? Yenmez, bence yenir. Yenmez. Burnumdan Balaban kıyma çıkacak. Yem öleceğim artık. Sorpa, sos, tereyağı bilmem ne. Ben tombul olsam da yiyemiyorum. Allah canımı alsın yiyemiyorum ya. Sevgili arkadaşlar ben diyorum boş ki mu bu? Yöre yöre gezelim. Ülkemizdeki bütün illere gidelim. Tamam. Ama bütün yemekleri, diyorum bütün, ben de bütün lezzetleri tadalım diyorum. Sabahına, akşamına, belki gecesine. Arkadaş da diyor ki yeter artık gezdiğimiz. Ben de insülin direnci olmasa ben 74 kilo zımba gibi bir adam olurum. Ben gerçekten yiyemiyorum. Baksana bülbül gibi besleniyorum. Arkadaşlar insülin direnciniz varsa burası yani çiğ börekçi yanlış adres yani. İnsülin direnciniz varsa burada Eskişehir Devlet Hastanesi var. Orada yaptıracaksın intoleransını. Bitecek mevzu. Sevgili hocam size hemen sorabilir miyiz? Çiğ böreklerimiz ne kadar? Ayran artı fiyat. Çiğ börek 54 diyorum ben. Pardon. O getirmediğiniz ayranla beraber ne kadar? Bir de öyle soralım. Ama içeceği en başta sordum. Şaka yaptım hocam. Bakalım ne kadar bilinçli bir çiğ börekçi. Sıvacı Ali. Sıvacı Ali. Dur be oğlum be. Dur aşkım benim ya. Pardon. Elinize kolunuza sağlık usta. Çok teşekkür ederiz. Burası Eskişehir'in neresi diye geçiyor? Burası Eskişehir'in hemen hemen tam Gübey Çarşısı. Arifiye Mahallesi. Meşhur hamam yolunun olduğu. Pekala. Ara sokaklardan birisi. Çok teşekkür ederiz. Sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Çay kahveni ikram ederim. Hocam siz daha fazla rahatsız etmeyelim. Biz buradan çiğ böreğin üzerine kebap yiyecek kadar aklını kaybetmiş iki insan olarak masadan kalkıyoruz. Ama o masadan abi. Değil. Çok acil izlen. Bak. Gel. Dün Ankara'daydık. Çok etkilendik ya. Çok etkilendik ya. Çocuğun morali bozuldu. Vallahi bittim ya. Kavurma yiyoruz şeyde. Ankara Kızılay'da. Ya Kızılay değil. Sanayide. Arkada Saadet Partisi'nin genel merkezi vardı. Altılı masa dün toplandı. Kavurma yiye yiye onu izledi. O yüzden morali ben bozuldu. Ben küçücük çocuk YouTuber miyim, delege miyim? Ben kavurma yiyip evime gideceğim. Bu... Sizlere afiyet olsun. Sizleri tanımak çok güzeldi. Dikkat edin. Her şeye rağmen ulan bez. Yo yo bunu görünce siz dikkat edin. Bu aslında bu. Pekala. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İlk şakamla girdim sen görmedin. Kral bugün kara kedi bozacısına geldik. Gel biraz senin yükünü hafifletin. Hadi biraz tamam. Biraz sen akıt. Ne oldu? Ne bugün bitti? Bugün kara kedi bozacısındayız. Kara kedi bozacısı Eskişehir'in orta yerinde insanların boza ihtiyacını karşılayan yıllık bir işletme. Ve biz de Ali ve Mesut olarak bugün bozalarımızı kaptık ve dükkanın önünde sizle boza tadımı yapacağız. Haydi tadalım. Benim bardak, bildiğim boza mesela normalde içilir kıvamda bir şey ama bu bayağı tatlı. İçilir kıvamda ve benim üzerime akmaması gereken bir kıvamda. Üstüm. Enteresan. Çok iyi. Yoğun bir boza. Fiyatı da uygun. Tamamını bitiremem ama. Bardak boza nedir? Boza nedir? Hemen aklına şey geldi. Vefa sadece bir boza değil. İşte bir semt adı yok, vesaire. Yok, yok, o değil yok. Falan. Onlar gelmedi. Şu an daha büyük bir şey. Onu sonra anlatacağım sana. Biliyordum çok... ya. Boza neydi ya? Çok yoğun bir tadı var ya. Soramıyoruz ki onu. Öldürecek.
İçeride çok sevilmedik gibi oldu. Yok, içeri girmedik. Giremedik zaten. Ama süper. Güzel boza. Korktun mu lan? Yok lan, vallahi çok güzel boza abi. Kasa turayı çek abi. Bozanın içine leblebi midir? Böyle. Aa, böyle. Leblebi tozu mudur? Hayır lan, leblebidir. Böyle atmacalı. Hani Ertem, leblebi tozu yiyebileceğimiz bir yer var mı? Ebesinin nikahı ya. Arkadaşlar, Görkem'i memlekete uğurlayacağız. O yüzden son durağımız tahılcıya gidiyoruz. Helvacıya. Arkadaşlar, biz bozaları üpletirken, bu arada şu an neredeyiz biz? Biz şu an Mardin'deyiz lan. Ha. Neredeyiz şu an? Logarda yazıyordur sandım belediye falan da, yok direkt büyükşehir yazıyor. Neredeyiz? Bakıyorum, Eskişehir'deyiz şu an. Odun pazarındayız. Odun pazarında, Karakedi bozacısında bozamızı deneyimledik. Bence harikulade. O zaman haydi tahin helvacısına geçelim. Kadir böyle yanımızdan yürüsün, sokaklarda böyle böyle fazınız olsun, arkaya müzik koyalım. Abi olur olur çok olur. Özeniyorum. Olur ya olur. Haydi. Hadi bakalım Kadir Hoca. Şöyle mutlu mutlu bak sokaklara. Eskişehir. Allah'ım, bir gülümseme geldi suratıma ve bu gülümseme hiç gitmesini istiyorum. Ne kadar enteresan bir şehir. Çok garip. O kadar il il gezdim. Kadir, askerde sana hiç şey dediler mi mesela? Helal olsun, sokak lezzetlerini izliyoruz. Arkana bile bakmadan adamları çekiyorsun. Sen nasıl operatörsün? Davetiye kaşe, nikah şekeri. İnanmıyorlar mıydı? Ben olsam mesela seni bazı nöbetlerden muaf tutardım. Eyvallah hocam. Ali biçim esnafı selamlıyor. Ya abi 8-10 sene sonra bu hikaye nereye gidecek? Güzel, gel bakalım. Mesaj yuvası, gel bakalım. Tutamıyorum kendimi bu aralar ya. Abi işte genç bir dimağım ya beynim demek ki. Tutamıyorsun. Sen gün. Olgun bir adamsın. Sen oraları geçtin çünkü. Yavrum, ben doğuştan olgun bir adamım. Ben yeni olmadım ya. Yani. Git öyle bir benim şey yok. Benim ana abi. Baba boşanmış 98'de 3 yıl babamla yaşamışım. Sen of, bana neyin olgunluğundan reisim. Bahsediyorsun? Ama bir şey diyeceğim. Arada tevazu göster ki yani ben zaten olgun çıktım falan değil. De ki evet, benim yaşım senden 13 yaş büyük olduğu için oğlum, ben gördüm geçirdim en kralını. Onun için senin kadar etkilenmiyorum. Sen kendi jenerasyonuna göre çok olgun bir adamsın. Ama ve lakin olgunluğunu yer yer kaybediyorsun. Dilerim olgunluğunu başka bir ilde kaybetmezsin. Umarım ya. Hela 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 heyrunina helile heyrunina. Bir tane kabadayı çıksa ne yapacağız şimdi sokaktan ya? Eskişehir'de bir tane kabadayı çıkacak. Bizim de sokak lezzetlerimize denk gelecek. Neredeyiz lan? Kaybolduk. Abi boza kafa yaptı desem inanır mısınız? Ben de perişan oldum ya. Biraz passion fruit'a da benziyor. Benziyor. Meşhur metçi mi? Vallahi öyle okudum yani. Met helvacıymış. Biraz Bavyera kremasına da benziyor. Bavyera. Oraya dön, oraya ben dön. Ben de yok dayı. Bavyera, Mavyera. Niye İzmit'te şey Bavyeracı yok muydu? Yoktu. Babam beni okula bırakmadan Bavyeracı'ya götürürdü ve... Tanınmış helvacı. Nasıl yani? Süper bir isim. Abi bak, bu yeni bir TV programına dönüyor ha. Şş Mesut. Kral, biz hızımızı alamayıp yürüyeceğiz gibi ya. Ver bakalım onları bana. Helva sırasına mı gireceğiz? Girelim. Aklıma yine garip referanslar geliyor. Beni durdur. Dur oğlum, son beni durak. Tut. Mesela son durak demen bile canı sıkıyor değil mi? Sıkıyor. Yapma baba. Tedirgin oluyor. Yapma, gel sana akşam bir kutuda ne var çekelim. Gel dön eski günlerine. Vallahi. Vallahi bilmiyorum. Beni eğlendirsenize. Tamam ya. Ben artık mesaj kaygılı bir komik istemiyorum. Hayır. Ya hayır, sen mesaj falan filan verme ya. Vermeyeyim değil sen mi abi? Sen keyfine bak. Vermeyeyim. Elimi de bırak kardeşim. Armut ya. Armut keseyim değil mi? Merhabalar hocam. Merhaba. Gazeteci misiniz? Efendim? İnternet. O... Neyse. Efendim, şimdi... Aa. tamam. Ya bunu niye Ankara'ya götürüyorsunuz baba? Bu Şirazi'ye kaydırdı ya. Sakin ol, sakin. Ya yarın bahçeye kutuda ne var? Fırtınca dilin evet, kokur. Aynı anda kurum. Arka arkaya çekelim. Beni hemen geçmişe, eğlenceme götürün. Olur mu? İlk defa bu kadar kayıp hissediyorum. Kayıp gençlikle röportaj yapıyoruz da. Kayıp gençlikle röportaj yapıyordum. Nakit var mı yanında? Madem paran yok. Yavrum, cüzdan şeyde, arabada. Muhallebicimizin adı neydi? Mazlumlar. Mazlumlar. Şimdi bak, tanınmış helvacı, alttan tire Sefiller bu dükkanın adı. Ya bu şube Victor Hugo'nun ya da Eskişehir'de büyük bir edebiyat dönüyor. Aa, Sefiller yazıyor. Sefiller. Tatlı yemek isteyeni galiba hani garibansın, mazlumsun, sefilsin gibi yaftalamışlar zamanında. 1900. Dokunma babacığım, dokunmadan konuş ya. Hocam, Lion King'e 2 bilet alabilir miyiz? Bak böyle yap baba ya. Bak böyle, sen de avaya. Çıldırıyor geç. Oğlum bu, çıldırıyor ya. Aa, seni çok erken kaybettik MCTB. Oğlum tripleri afralara bak ya. Afra mı? Oppenheimer'a 2 bilet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar hocam, hoş bulduk. Bunlar bizim işletmenin ikramları. Hemen alalım. Şöyle beraber. Sertaç Bey. Neler diyorsun? Keto TV. İçeriğini söyle bunun, bana tanıtayım Keto TV ile. Bunun içinde ne var? İrmik var, ceviz var, tahin var, tahin şeker var. İsminiz nedir? Can. Tükanın ismi nedir? Tanınmış elbette. Ha, buradan geldi. Keto TV. Hocam çok teşekkür ederiz ve çok güzel bir helva bu. 150 yıllık burası. 150 yıl. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederiz. Bedava.
Sevgili arkadaşlar, Eskişehir sokak lezzetlerimizin son durağına geldik. Gördüğünüz üzere tanınmış helvacıda çok güzel bir helva yedik. Mesut Can Tomay her ne kadar aklını kaybetse de benim için son derecede eğlenceli bir il gezmesi oldu. Bir sonraki illerde tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Her şeye rağmen ulan bes.